Dün heyecanla beklediğimiz Nvidia bilançosu kapanıştan sonra geldi. Ama ne bilanço. Ben daha böyle bir şey hiç görmedim. Hem geçen yıla göre hem geçen çeyreğe göre hem de Wall Street analistlerinin beklentilerine göre o kadar iyi geldi ki o kadar fevkinde geldi ki bilanço. Borsa buna rağmen dün hisseyi azıcık düşürdü. Bunun temel sebebi de CFO'nun son çeyrekte Çin'le ilgili endişeleriydi. Çünkü biliyorsunuz Amerikan hükümeti şirketin bazı yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını yasaklamış durumda. Bu Çin satışlarımız olumsuz gidecektir dedi. Ama dedi, öbür ülkelerden öyle bir talep var ki sonuçta biz hedeflerimizi yerine getireceğiz. Ve son çeyrek içinde Wall Street beklentilerinin üzerinde yeni hedefler açıkladılar. Hakikaten şimdi gördüğüm en müthiş bilanço. Bir şirketin gelecek öngörüsünü doğru yapıp 3-4 yıl içerisinde ona nasıl hazırlanabileceğine ve bunlar nasıl muazzam para kazanacağına dair harika bir örnek. Çünkü Nvidia yapay zeka buralarda değilken, ChatGPT'ler yokken bu işin hazırlığına başladı. Şimdi hazır olarak ekmeğini yiyor. inanılmaz para kazanıyor. Gelin biraz rakamlara bakalım. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Finansal eğitim amaçlı. biraz eğlenceli eğlendirmeyi sizi ve biraz vizyonunuzu açmayı hedefliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi gelin şirketin yayınladığı rapora bir bakalım. Ciro'muz 18.12 milyar dolar oldu diyor. Wall Street beklentisi 16 milyar dolar civarı dedi. 2 milyar dolarcık vermişti üzerine. Geçen çeyreğe göre %34'lük artış var. Geçen seneye göre %206'lık artış var. Veri merkezlerinden elde ettiğimiz Ciro 14.5 milyar dolar işte bu yapay zeka çipleri. Bu geçen çeyreğe göre %41. Geçen yıla göre %279 yukarıda. Böyle bir büyüme yok. Çünkü bu zaten küçük bir şirket değil büyük bir şirket. Çok yeni bir şirket dediğin yani yani 2010'lardan beri piyasada ona rağmen hala adeta bir startup gibi büyüme gerçekleştirebiliyor. Hisse başı karlıkta gap standartına göre 3.71 kar getirdiler. Bu geçen seneye göre 12 kat artış Son çeyreğe göre %50'lik artış. Non-Gap standartında ise 4.02 getirdiler. Bu da yine Wall Street beklentisi çok üstünde. Geçen seneye göre 6 kat artış. Son çeyreğe göre %49 artış. Biraz daha detaylı tablolara bakacak olursak 18 milyar 120 milyon ciro. Bir önceki çeyrekte 13 milyar 507. Geçen seneye göre demin de bahsettiğim %206'lık ciro büyümesi var. Son çeyreğe göre %34. Ama brüt kar çok büyüleyici. Brüt kar %74 brüt kara ulaşmışlar. Bir önceki çeyrekte çeyrek %70. Geçen seneye göre 20 bas puanlık brüt kar artışı var. Bir önceki çeyreğe göre 3.9 bas puan kar artışı var. Anormal rakamlar bunlar yani. Anlatması mümkün değil. Öte yandan faaliyet giderlerine ciddi bir artış yok. 2 milyar 983'e gelmiş faaliyet giderleri. Bir önceki çeyrekte 2.662. Yani bir önceki çeyreğe göre %12'lik artış var. Oysa cirosu %34 artmıştı. Geçen seneye göre %16'lık var. Oysa cirosu %206. Brüt karı ise 20 bas puan arttı. Yani bu ne anlama geliyor? Şirket genel giderlerine fazla bir yükleme yapmadan, yeni personel almadan, satış pazarlama giderlerini fazla büyütmeden olduğu yerde durarak daha fazla ciro ve daha fazla kar elde ediyor. Biz buna esas faaliyet kaldırıcı diyoruz. Muazzam bir kaldıraç elde ediyor. Yani açıkçası tarihte zor görülecek türden bilançolar bunlar. Apple'ın bir dönem böyle bilançoları gelirdi ona benziyor. Apple maalesef artık büyümüyor. Geleceğe yönelik beklentide de son çeyrekte 20 milyar dolar cıra bekliyoruz diyor. Bu çeyrek 18 milyar dolar üzerine daha ekleyecek. Bunun %2-6, %2 üstü olur diyor. Bülk karımızın %74,5'da %75,5 arasına geleceğini düşünüyoruz diyor. Yine burada da bir artış öngörmüşler. Faaliyet giderlerinin kapsamında göre 3.17, Nangap'a göre 2.20 milyar dolar olacağını söylüyor. Sonra da vergilerden bahsediyor. Bize çok ilgilendiren bir şey değil. Yani geleceğe yönelik de hedeflerini büyütüyor. Son çeyrek için Wall Street analistlerinin hedefinden daha yüksek bir hedef de verdiler. Burada kimlerle çalıştığına dair bazı detaylar var. Dropbox, Foxconn, Genentech, Infosys, Lenovo, Reliance Industries bunlar yeni kazandıkları müşteriler diye geçiyor. Yapay zeka çiplerinin nerede kullanıldığına dair, Google'da nasıl işbirlikle yaptıklarına dair bazı detaylar da var. Size hiç bunlara boğmayayım şimdi. Bir de nakit durumuna bakalım. Şirketin 32 milyar 658 milyon cari varlığı var. Bunun içerisinde 18 milyar doları nakit. Geçen sene aynı çeyrekte elindeki nakit 13 milyar dolar civarındaydı. Toplam varlıkları 54 milyar doları bulmuş. Geçen sene aynı dönemde 41 milyardı. Yani %20'lik yıldan yıla bilanço büyümesi var. Bu bizim böyle TL enflasyonlu bilançolara benzemez. Borsa İstanbulcular bunlar Amerikan doları bazında büyümeler. Korkunç bir büyüme var burada da. Cari borçlar sadece 9 milyar. Sadece nakit bunun iki katı cari varlıkları bir kenara koyacak olursak. Toplam borçları 20 milyar 883. Hatırlarsanız toplam varlıkları 54 milyar 148 milyondu. Yani yok böyle bir bilanço. Bu bilanço bence şu anda ucuz. Evet hisse senedi fiyatının çok pahalı olduğunu bir sürü göstergeye göre söylemiştik. Fakat yeni gelen rakamlar o göstergeleri tabii alt üst ediyor şu anda. Şirketin geleceğe yönelik kar planlaması değişiyor, ciro planlaması değişiyor. Henüz Seeking Alpha'da bu konuda güncellemeler yapılmadı. Bir gün beklemek gerekiyor onu daha sonra sizlerle paylaşırım belki. Ama şirketin değerlemesinin yukarı doğru çekileceğini hedef olarak tahmin ediyorum. Niteki bugün analistlerden yeni tavsiyeler geldi. Goldman Sachs diyor ki 625 dolar hedef koyuyoruz. Şu anda 500 dolarlar civarında işlem görüyor. JP Morgan 650 dolar, Bernstein 700 dolar, BMO 650 dolar, BOFA 700 dolar, Trust Securities de 674 dolar hedef koymuş. Yani ortalamada buradan kırı doğru %15-20'lik bir hedef vermiş durumdalar. Dün ise bu hedeflere uygun davranmadı. Bir borsanın olayı algılaması çözmesi gerekiyor ama zaman içerisinde bunu anlayacaklar. Çünkü bu şirket daha önünde ciddi büyüme fırsatları olan bir şirket. Hisse senedi fiyatı geleneksel göstergelere göre yüksek gözükebilir ama öyle bir büyüme var ki o geleneksel göstergelere pek bakmamak lazım. Bu bir süper şirket. Hatırlıyorsanız Tesla'nın 2020 2021de yaşadığına benzer bir büyüme olabilir Nvidia'da. Başka bir lige doğru çıkabilir demiştim. Bu bilanço onun mümkün olduğunu gösteriyor. Bu durumda ne yapacağım? yatırımlara devam. Kısa vadeliden biraz herhalde da para kazanacağız ama onu da uzun vadeli çevireceğim. Sat ve niyetim yok. Uzun vadeli pozisyonları büyüteceğim. Nvidia'yı portföyümde büyütme niyetindeyim. Ben bu şirketle beraber olmak istiyorum. Bu kadar olağanüstü performans göstermek akıl almaz hakikaten. Tabi hemen Twitter'da bazı arkadaşlar bilançoda işte bazı sorunlar bulmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki burada hile var, hurda var. Buna hiç kulak asmayın arkadaşlar. Bunlar denetlenen şirketler. Her şeyde gayet şeffaf açık. Karşımızda büyük bir başarı hikayesi var. İnanılmaz bir şirketin karşısında ben belki de Nvidia'nın ileride Tesla'nın yerini portföyümde alabileceğini bile düşünüyorum şu anda. Öyle yapacağım daha kolay kolay ama dehşet bir iş bu. Benim düşündüklerim böyle. Anlattıklarım yatım tavsiyesi değil. Sorularınızı ve yorumlarınızı beklerim. Kısa bir videoyla durumu anlatmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.